Onlarla da kuvvet almayı yapmalık değil mi? Evet. Onlarla da bölme yapalım önce. Taban beta olsun. Beta'ya böleceğim yani onlarla. Beta sıfırdan farklı. İki tane onlar alıyoruz. Alfa ve beta. Sıfırdan farklı. Teorem. Teorem. İki ordinal. Alfa'yı beta'ya böleceğim. Tabii sıfır olamaz. Sıfır bölemezsin çünkü. O zaman kalanını böleceğim. O zaman öyle bir ve bir tane. Ne derim ona? Gamma ve delta diyelim. Gamma delta ordinal çifti vardır ki alfa eşittir. Gamma bu tarafta. Beta aynı şey değil mi? Yani gamma beta ve beta gamma aynı şey olduğunu biliyoruz. Beta gamma artı delta ve delta da beta'dan küçük. Olur. Evet. Kanıtlamaya çalış bakalım. Biricik olduğuna göre o gamanın bir tanımı olması, gamanın ve deltanın bir tanımı olması lazım. Bir defa gamayı bulursan deltanın ne olacağı belli. Farklı olacak değil mi? Böyle bir gama varsa ne olmalı o gama? Ne özelliği olmalı? Onu düşün. Değil mi? Biricik değil mi bunlar? Evet. Biricikse bir özelliği olmalı. Değil mi? Ne özelliği olmalı? O alfa ve beta, bu gamma'nın ve delta'nın alfa ve beta'ya göre bir özelliği olmalı. Onları biricik yapan bir özellik. En uzun boylu, en bilmem ne falan bir şey olmaz lazım. Değil mi? Evet. En küçük bir şey, en büyük bir şey falan yani, değil mi? Gamanın ne özelliği olmalı? Doğal sayı düşünün. 25'i 8'e böldüğün zaman 25'i değil, 27'yi 27'yi 8'e bölüyoruz. 8 çarpı 3 3 tane var içinde tam olarak. Artı kaç bu? 24 3, bunu 28 yapalım. 28 yapalım. 24 artı 4. Bu 4 tabii 8'den küçük değil mi? Bu üçün özelliği ne? En yakın. Ha? En yakın. En yakın deme çünkü... Beta'nın alfaya yaklaştığı... Alttan yaklaştığı değil mi? Alttan yaklaştığı. 8 çarpı 3. 8 çarpı 3. 24'ten küçük. Evet. En yakın. Evet. Ve 3 bu özelliği sağlayan en büyük sayı. Evet. 8 çarpı 2 daha küçük. Değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz aslında burada? Burada 28'imiz var. 28 burası. Ve 8 var. 28'in içinde kaç tane 8 var diye bakıyoruz. 1, 2, 3 tane 8 var. Sonra 4 kalıyor. 4 eksik kalıyor. Değil mi? 8, 8, 8. 3 tane diyor. Şimdi bu beta ile de aynı şeyi yapmaya çalışalım. Alfa. Alfa burada. Eğer tabii eğer beta alfadan büyükse beta daha büyükse yani burada 28'i 8'e böldük de 8'i 28'e bölecek olsun olur. O zaman sıfır tane var. Artı 8.
Kafa 8 oluyor değil mi? Şimdi arkadaşına kaç tane beta var diye bakacağız. Değil mi? Ve o betalar arasında, yani kaç tane, yani şey bakın, şuna bakacağız. Öyle betalara bakacağız ki, öyle gamalara bakacağız ki, affedersin. Öyle gamalara bakacağız ki, beta gamma küçük eşit alfa olacak. Ve beta gamma bunların en büyük, bu kümenin en büyük elemanı olacak. Nasıl bulursun bunu ki? Yani bir iyi sıralamada boş olmayan her kümenin en küçük elemanı var. Ama en büyük elemanı olduğunu söylemezsin. Değil mi? Demek ki bu gamma, böyle bir gamma varsa bu gamma bunun maksimum elemanı. Demek ki bu kümenin maksimum elemanı olduğunu kalacaksın. Matematikte şimdi şey var mı? Yaratıcılık var mı? Bir tane olduğu için, gamadan bir tane olduğu için gamayı sen yaratmıyorsun ki, gama zaten var. Değil mi? Yaratıcılık var mı yok diye sorabiliriz ama o gamanın varsa ne olması gerektiğini bulmak o yaratıcılık işte. Yani o yegane bir şey de olsa onu düşünmek. Değil mi? Yani bölmeyi belki farklı bir 8'i, bu 3'ü pardon, farklı bir şekilde tanımlayabilirsin de şöyle tanımlayabilirsin. 8 çarpı n'nin 28'den küçük olduğu en büyük sayı. Doğal sayıda en büyük sayı var. Onda sorun yok. İşte ordinallerde en büyük ordinal olmayabilir. Değil mi? Omega'nın en büyük elemanı yok mesela. Tam bölünmeyebilir tabii. Bölünmeyebilir ama ilk olarak bulursan. Yani o zaman yani zaten. Zaten bu üstünde olduğunu mu bahsedeceksin yani? Şey şu, eşittir. Bunların birleşimini al. Bu gamaların birleşimini al. Yani şöyle, beta gamma 1 alfadan küçük eşit olsun, beta gamma 2 alfadan küçük olsun. Ya gamma 1 daha küçük ya gamma 2 daha küçük değil mi? Bunun birleşimini aldığın zaman bunun birleşimi olacak. Yani gamma 1 gamma 2'den küçükse beta gamma 1 tabii ki beta gamma 2'den küçük olacak. Bunların birleşimi de beta gamma 2 olacak. Bunların hepsi, bütün bu gamma, bütün beta gammalar alfadan küçükse beta kere bunların birleşimi de yani böyle beta yani gamma ile çok olacak böyle. Bütün bu gamma ileri alıyorsun. Gamma'ları alıyorsun. Onları birleştiriyorsun. Bunların her birinin özelliği şu. Beta kere gamma alfadan küçük olacak. O zaman bunların birleşimi de. Çünkü bir şey gördük biz. Beta kere birleşim. Bu arada bunun bir numarası var. Kitapta gördüm. Ders notlarında. Numarası bu elemanın. Ön sağ. Baş nokta 20. Önemli bir ön sağ. Eşittir. Birleşim. Beta gamaların birleşimi. Gamalar benim hükümete değil. Gamalar büyük gamada değil gibi. Şey ailesi. Onel ailesi. Bulma eşit. Yani içeride nasıl dağılıyor. Ya bu bir sorun var tabii. Biz neyin birleşimini almayı biliyoruz kümen aklımında? Bir kümenin elemanlığını birleşimini almayı biliyoruz. Bu da bir küme olmayabilir çünkü bu sınırlanmamış. Sınırlanması lazım. Nasıl sınırlanmamış? Yani tüm gamalar, bu tüm ordinallerse mesela bu, hapı yuttun. Birleşimini alamazsın. Bu da Rifuatet paradoksu biliyorsun. Bunu nasıl kısıtlayabilirsin? Bunu nasıl bir küme yapabilirsin? Tabii bu başlangıç dilimi olacak. Bu tabii ki bir başlangıç dilimi olacak. Çünkü eğer beta gamma
alfadan küçükse ve beta 1 de beta'dan küçükse, bu ikisi doğruysa, o zaman tabii ki beta 1 gamma da alfadan küçük olacak. Ama başlangıç dilim olduğunu göstermek lazım. Yani küme olduğunu göstermek lazım. Ne zaman bir ordinal kümesi, ordinal topluluğu ne zaman bir kümedir? Ne zaman bir küme olabilir? Ne zaman küme olmayabilir? Ne zaman küme olmayabilir? Bir defa tüm ordinallerse topluluk küme değil, tamam. Ama bunun ötesinde eğer ordinaller sınıfında kofinal ise, yani sonsuza kadar gidiyorsa, başka de işte her ordinali aşıyorsa, değil mi? Demek ki bu ordinallerin küme olması için bunun belli bir ordinalden küçük olması lazım. Hangi ordinalden küçük oluyor bu gamalar? Alfadan küçük olmalı. Bravo. Alfadan büyük olsa olmaz. Beta alfa, beta gamma o zaman alfa yaşar. Değil mi? Evet. Şimdi kazı yapabiliriz galiba. Şimdi denemeleri silelim. Kanıt. Her şeyden önce beta kere 0 eşittir 0 ve bu alfadan küçük eşit tabii ki. Çünkü 0 en küçük ordinal tane. Büyük olacak hali yok. Ayrıca eğer beta gamma alfadan küçük ise, alfadan küçük eşit ise, o zaman gamma da alfadan küçük eşit olmalı. Niye? Çünkü aksi halde beta gamma ne oluyor? Sağdan çarptığımız zaman eşitsizliği koyuyoruz, değil mi? Değil mi? Sağdan çarptığımız zaman koyuyoruz. Şimdi mesela 2 omega, omega eşit olduğu için soldan çarptığımız zaman eşitlik olabiliyor. Yani bu 1 kere omega, 2 birden büyük ama olmuyor. Sağdan koyuyoruz. Beta gamma büyük eşittir. Büyüktür, değil mi? Eğer gamma daha küçük olsaydı, eğer gamma daha büyük olsaydı, bu beta alfadan büyük olacaktı. Ama beta sıfır olmadığı için beta alfa alfadan büyük eşit. Bunu biliyoruz, değil mi? Yani soldan çarptığın zaman her ne kadar mutlak eşitlik haline geliyorsa da geniş anlamda eşitsizlik korunuyor. Ama beta gamma alfadan küçük eşit olmalı. Böyle olmaz. Şimdi şuna bakalım. Şimdi şu topluluk öyle gamma'dan alıyoruz ki ordinal olduğunu söyleyebilirim ama ordinal kümesi olmadığı için söyleyemem, değil mi? Öyle ki beta gamma alfadan küçük eşittir topluluğu gamma küçük eşittir alfa, öyle ki beta gamma küçük eşittir alfa olduğundan buna eşit. Hani topluluğuna eşit olduğundan bir kümedir. Dolayısıyla onların bileşimi vardır. O bileşim de bir ordinaldir. Ordinal kümesinin, bileşimi o zaman bir ordinaldir. Demek ki bileşim, bunların bileşimi gamma dediğim bana
gamma, öyle ki beta gamma, beta gamma alfadan küçük eşit bir ordinaldir. Demek ki beta defa bu eleman. Ya bu demek ki beta defa bu eleman. Beta defa bileşim gamma. Beta gamma alfadan küçük olmak üzere. Beta gamma alfadan küçük olmak üzere. Eşittir. O bölgeki 5.20 mi demiştik? Ne demiştik? 5.20. Beta içeri sokabiliyorum. Bileşim beta gamma. Beta gamma alfadan küçük olmak üzere. Bunların her biri alfanın bir başlangıç dilimi. Alfanın bir alt kümesi yani. Demek ki. Dolayısıyla bileşim de bir alt kümesi. Demek ki alfadan küçük eşit. Yani bu eleman, şu eleman, şu eleman. Buna büyük gamma diyelim. Büyük gamma da. Bunun en büyük elemanı. Şimdi sıra geldi. Bu buna gamma diyelim artık. Bundan böyle. Gamma eşittir. Bileşim gamma. Beta gamma küçük eşittir alfa. Her ne kadar burada bir sabit gamma, burada değişken gamma varsa biraz rahatsız edicisi de sorun yok. Yani bu yazılabilir böyle şeyler. Ama yazmak daha iyidir aslında. Peki bunlara gamma 1 demeliydim belki. Ya da gamma 100'ü. Gamma olsun. Bunun en büyük bu bir başlangıç gibi dediğim gibi az önce. En büyük elemanı var. O da ona da gamma diyoruz. Gamma. O kadar. Her kümenin en büyük elemanı olmaz. O da kümesi. Ama bu da var. Şimdi gelelim delta'yı bulmaya. Delta bulalım. Ne olacağı belli delta'nın. Çıkarma yapabiliyorum çünkü ordinallerde. Küçük bir ordinali büyük bir ordinalden çıkarabiliyorum. Değil mi? Yani delta eşittir. Alfa eksi beta gamma olsun. Değil mi? Alfa burada. Beta gamma alfa eşit olabilir. Beta gamma burada. Beta'nın en büyük katı, alfa'nın içinde olan, bu kısma delta diyor. Şimdi artık alfa, beta, gamma artı delta oldu ama delta acaba beta'dan küçük mü? Değil mi? Hadi bakalım. Delta beta'dan küçük olduysa. Saf, delta beta'dan küçük. Bu da küçük.